Ressam Kemal Seyhan'ın atölyesine konuk olduk. İzliyoruz. Bugün ressam Kemal Seyhan'ın atölyesine konuk olduk. Merhaba Kemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize ilk sanata yönlenişinizle başlayalım mı? Bu oldukça erken başlamış bir şeydi ama sonra kesintiye uğrayan bir süreçti aslında. Ciddi anlamda sanatla uğraşmaya başlayışım üniversite yıllarına aslında denk geliyor. Böyle 18-19 yaşlarımda falan Boğaziçi'ne ilk girdiğim sıralarda daha yoğun bir biçimde sanatla uğraşmaya başladığım yıllar odur. Ama o sıralar dediğim gibi kesintiye uğramış bir süreçti bu. İstanbul'da yaşayışımda kesintiye uğradı. Viyana'ya gittim. 20-21 yaşlarımda Viyana'ya gittim ve orada bir süre çok başka işlerle uğraştıktan sonra tekrar sanata böyle bir 25'li yaşlarda falan böyle bir geriye dönüşüm oldu. Ve okumaya başladım resim Viyana'da. Viyana yılları? Viyana'ya uzun bir adaptasyon döneminin ardından gerçekten böyle bir bir şaşkınlık döneminin ardından şaşkınlık dönemin için böyle çok başka bir gündemde yaşıyorduk Türkiye'de, İstanbul'da pek çok acil bir soruna cevap arıyorduk burada. Buradan ayrıldıktan sonra dünyanın başka yerlerinde çok farklı gündemlerin olduğunu, farklı yaşam biçimlerinin, farklı kaygıların olduğunu görmek, insanların hiç de bizim önem vermediğimiz meseleler üzerine hayatlarını kurmuş olduklarını görmek falan çok şaşırtıcıydı ve bu duruma adapte olmak da çok zordu. Ama sonradan baktığımda bunun benim için çok şey olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyi de özlüyormuşum demek ki diye düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra kendim için vakit ayırmaya başladım filan. Oralarda işte sanatla ilgim daha bir net bir biçimde ortaya çıktı. Resimlerinizde farklı bir tarz var. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Sanat tarihi yazılımı açısından resimleri soyut yaptığım resimleri soyut ekspresif diye kestirmeden şey etmek, tanımlamak mümkün. Ama bu ikinci savaş sonrası Amerikan New York'ta alevlenen, ortaya çıkan bir tarza aslında kadar giden bir kavram. Ancak zaman içinde özellikle 60'lardan sonra oldukça içeriği itibariyle de değişmiş bir kavram bu. Ama uzun bir tartışma konusu belki burada yapamayacağımız, üzerine konuşamayacağımız kadar uzun bir konuşma konusu bu. Evet, soyut ekspresif diyebiliriz, kestirmeden diyeyim yine. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer. Renkler sizin için ne ifade ediyor? Atölyenizdeki resimlerde oldukça vurucu renkler görüyorum. Şu an gördüğünüz durum bir çok genellenebilecek bir şey değil benim için. Burada mavi bir resim görüyoruz. Sarılar, kırmızılar filan. Bunlar böyle benim için çok olabilecek
genellenebilecek bir durum değil. Daha ziyade böyle gri tonlarda filan kendimi rahat hissederim ve üretimim daha ziyade siyah, beyaz ve arasındaki şeylerdedir, durumlardadır. Gri alandadır daha ziyade. Ancak renge başvurduğum zaman da çoğunlukla sarı gibi, mavi gibi, kırmızı gibi temel ana renkleri şey ederim. Onlarla meşgul olmaya çalışırım. Çünkü gri oldukça subjektif bir alanı şey eder, ifade eder. Bakanı da, yapanı da subjektif bir noktaya çeker. O durumdan kurtulmak için zaman zaman objektive edebilmek için içinde bulunduğum durumu zaman zaman maviye, sarıya, kırmızıya, o ana temel renklere giderim ve orada durumumu yeniden bir gözden geçiririm. Önümüzde yeni projeler neler? 9 Aralık'ta bir sergim olacak Art Sümer'de. Onun için şimdi yoğun bir çalışma içindeyim. Onun dışında Düsseldorf'ta yapacağım, Mayıs'ta olacak o. Bir hayli zaman var ona ama yine de daha şimdiden böyle düşünüyorum ve hazırlanmam gereken bir sergi olacak o. Bu iki şey, iki tarih önemli şimdi. Artı fuar tabii. İki. Evet, evet. Çok teşekkürler bu güzel sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim ziyaretinize.